Karagümrük Trabzonspor maçının kadroları da ekrana yansırsa biraz da kadrolar üzerinden nasıl bir maç olur onu konuşalım. Tabii ki her iki takımda da değişiklikler bekleniyor ama Trabzonspor'da muhtemelen zaten Fenerbahçe maçını kazanan 11'in çıkacağını tahmin ediyoruz aşağı yukarı. Tabii Abdullah Hoca'nın son anda bir sürprizi olur mu göreceğiz. Trabzonspor'un 11'i bu şekilde. Kalede Uğurcan, Eren, Hugo, Bartra ve Larsen 4 savunmada. Savunmanın önünde Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Siopis'in önünde. Hücumda kanatlarda solda Trezeguet, sağda Edin Visca ve forvet en üç noktada Maxi Gomez'i bekliyoruz. Trabzonspor'da bir de varsa Karagümrük'ün ilk 11'ini de muhtemel 11'ini de alalım. Bakalım Andrea Pirlo'nun 11'i ne şekilde? Kalede Viviano, Biraski, Drašević, Banija ve Salih dörtlü savunmada. Savunmanın önünde Ozdoevler, Ricci, Kerim Fıray, Şükrov ve Kouassi hücuma yakın isimler. Borini'de gol ayağı olması beklenen isim Fatih Karagümrük'te. 3 tane Türk Karagümrük'te kim var? Biri Fıray herhalde. Salih var. Salih, Fıray, Kerim Fıray. Bir de Ozdoevler herhalde. Ryan Banija. Banija mı? Banija'nın da vatandaşı var. Anneye de babasından biri Türk. Evet, evet. Şimdi bu aynı konu, çok pardon Serdar Sarı'da, Kasımpaşa maçlarında sürekli yaşanıyor. Sürekli her Kasımpaşa maçında ben görüyorum Twitter'dan, yani şimdi öyle bir noktaya denk geldik. Yine gördüm hafta sonunda, ya Kasımpaşa yine iki yabancı ile mi çıkmış diye. Mikael Tirpan, iki Türk'le, teşekkürler. Mikael Tirpan zaten Türk vatandaşlığı da olan bir isim. Bu yani oyuncu Türkiye'de ikinci dönemini geçirmesine rağmen ilginçtir. Her Kasımpaşa maçında Twitter'da bir karmaşa yol açıyor. Onu çözemedim neden böyle olduğunu. Yani isimlere bakıyorlar acaba yabancı mı? Ama bir şey söylüyor şimdi. Şenol Hoca kendisi demedim ya. Kimdi? Ben onu Türk vatandaşı olduğunu bilmiyordum diye. Tirpan'la ilgili mi? Hayır, hayır. Yok, oyunculardan biri. Antalya'dan Fenerbahçe'ye gelen Sabek. Nazım Sangare. Sangare şimdi. O isimler öyle ki. Şimdi Şenol Hoca da haklı. İsimler var ki adam yani çözemiyor. Türk mü? İşte Orta Afrika ülkelerinden biri mi? Kuzey Afrika ülkelerinden biri mi? Kestiremiyorsun. Şimdi Nazım burada da taraftar ya, o yüzden soruyor. Unutulmaz bir röportaj verdi bir ara. Hoca bunu... Muhabir hocayla, kardeşimiz tabii ya bir de önce İngilizce olarak soruyor. Ya, sonra Türkçe cevap geliyordu. Bak galiba ne güzel Nazım'dır. Kendi kendine ironi yapıyor. Hani esprisini yapıyor. Kendiyle barışık bir karakter. Ona bile şey yaptılar ama ben de öyle düşünürüm. Yani ilk başta tanımasam, Nazım'ı bilmesem. Ben Olcay Şahan'ı tanımadım ya. Beşiktaş'ın yurt dışı kampına gittik. Takım uçağa inecek. Dedim ki ya dedi koca dedim Beşiktaş'ı karşılamaya bir tane gurbetçi geldi dedim. Meğersem o da Olcay'mış. Ama gurbetçi. Ama yok taraftar zannettim. Bir de otobüse binecek. Ben dedim ki ya takım otobüsüne taraftar girdi diyorum. Olcay'mış meğersem. Anlatabildim ama saçları kestirmiş. Ben çünkü uzun saçlı biliyordum onu. Saçları kestirmiş. Burada yanılabilirsin tabii ki. Ama ben şimdi Trabzonspor'un kadrosunu bir gelerek söyleyeyim. Kim oynuyor santraforda? Maxi Gomez. Gomez. İspanya, Türkiye-İspanya maçı Ali Sami Yen'de da yıkılmamış stat. Herkes yazmış. İbrahim Üzülmez bu Ramos'u nasıl tutacak? Maç bitti. İbrahim Üzülmez yanımızdan geçti. Dedi ki ne oldu dedi Ramos. Böyle kafayı da böyle zorladı. Nerede Ramos dedi ne oldu dedi. Şimdi aynısını ben söyleyeyim. Ne oldu hani Gomez? Bu arada... Cornelius'un yerini doldurmaz diyorlardı. Topçu değil diyorlardı. Adamın Celta Vigo dönemleri oynasın yeter. Valencia'da olmadı. Serdar Sarı'da az önce dediğim şeyi buldum. Doğru hatırlamışım. Emin olamamıştım. Bir röportaj var. Sosyal medyada bulabilir merak edenler. Antalya Spor'da oynarken Nazım Sangare, Harun Alpsoy önce röportaja geliyor. Harun yani Türk pasaportu da olan ama gurbetçi bir oyuncu, Türkçe'yi bilmiyor. Tabii muhabir kardeşimiz de bilmeden önce Harun'la Türkçe bir soru soruyor. Harun yabancı dilde cevap veriyor. Öyle olunca sonra Nazım Sangare geliyor. Nazım Sangare'den de hani muhtemelen soy isminden dolayı yabancı olabileceğini düşünüp ona da yabancı bir şekilde soru yöneltiyor. O da Türkçe cevap veriyor. Ya ben sosyal medyada var şimdi aklıma gelmişti. Nazım derken bunu söylemesem olmazdı anlatayım. Yani. Asıl bombayı anlatayım. Robin Yalçın Rize'de oynuyor. Biz de Rize'deyiz. Röportaj yaptım Robin Yalçın'da. İngilizce. Türkçe şey değildi. Çok sağlıklı değildi. Aklımda da işte Robin Yalçın Türk pasaportlu. Anne işte baba Türk, anne Alman. Ama işte orada doğdu, büyüdü. Türkçesi biraz zayıf gibi. Ferdi'den iyi gene. Sonra bir zaman geçti. Bu son sayfada futbolcunun sesi vardı ya. Ha, evet doğru. Bu ses kimin doğru. diye. Şimdi seçenekler içerisinde Robin var. Ama konuşan adam tamam neydi bilecik? Erol Bilecik. Erol Bilecik kadar evet. Böyle tane tane akıcı bir Türkçe değildi ama iyi bir Türkçesi var.
Dedim bu Robin değildir dedim. Ben dedim Robin'i biliyorum dedim. Yani uzun bir zaman geçti ama bu kadar kısa sürede de böyle bir Türkçe öğrenmemiştir diye düşünüyorum dedim. Robin değildir bu dedi. Diğer şık. Robin Yalçın çıktı. Sonra Robin dedi ki böyle abi dedi sen benimle röportaj yaptın. Sesimi tanımıyor musun? Ya Robin ben ne bileyim seni bu kadar düzgün bir Türkçe öğreneceğini bu kadar kısa sürede. He vallahi lan olsun dedim. Evet. Şey, o hikayeye benziyor aynısı. Ben de Robin dedim ki ya bu adam Türkçe öğrenmemiştir herhalde daha. O röportaj o hikaye. Evet evet. Bu adam Türkçe bilmiyordur diye İngilizce konuşuyor. Keyifli, bu adam keyifli bu işin keyifli tabii, yanları, komik keyifli yanları. Keyifli yanları ama Robin yani. Alındı mı abi sana diyor. Benim sesimi nasıl tanımasın? Ama yani Robin de şarkıcı değil ki sesini tanımak ama kolay Robin değil. Ama Robin bayağı yani. Geliştirmiş helal olsun. Öğrenen de doğru, oyunculara gerçekten tebrik etmek bazıları lazım. Bazıları çoktan Türkçe öğrenmesi lazımdı. Robin hemen öğrenmiş. Türk vatandaşı çünkü adam Türk. Doğru. Yani anne de Alman tamam da hani. Almanca da Türkçe kadar bilmesi ya, lazım. Ya çocukların bu durumu çok karışık ama işte. Ferdi anne canım. Kanadalı, baba Trabzonlu, hiç Türkçe bilmiyor. Niye öğrenmiyorsun falan demek de çok doğru değil mi? Kendini nasıl şey öğrense daha iyi olur da. Öğrenmiyor diye de şey gibi yani Jesus niye sakız çiğniyor? Çiğner adam sitesini öyle atıyor. Çiğnemese abi, daha iyi olabilir. Abi sakız çiğneme kötü bir şey değil. Yani sakızı... Çiğneyecek ne var yani? Şunu anlamıyorum. Bir insan niye başka bir insanın ya? Bireysel alanına girmiyorsa neden eleştiri konusu yapıyor bunu insanlar anlamıyorum değil mi? Yani sonuçta... Herkesi kendine evet. Benzetmeye çalışıyorlar da ondan. Herkes tek, herkes benim gibi tek olsun tip olamaz yani. Ben sakız çiğnemeyim o da çiğnemez. O da çiğnemez. Ben kahveyi az şekerli içim o da az şekerli içim. Ya herkes senin gibi olursa lan bu dünya çekilir mi ya? Nasrettin Hoca'ya sormuşlar ya. Böyle bir şey. Eğer öyle bir şey. Durum ona benziyor. Nasrettin Hoca'ya demişler ki hocam cenazeyle yürürken tabutun içinde mi gitmek, önünde mi gitmek evladır, arkasında mı ya da yanında mı? Oğlum demiş içinde gitmeden neresinde yani. Gidersin? Aynısı ya, abi. Yani kendini öyle. İfade edebiliyorsan tabii, hangi ilde öğrendi olan içinde yani. Gitmemek doğru söylüyorsun. Ama öyleyse de daha kendini ifade etmek demişken herhalde Maxi Gomez'in kendini daha iyi ifade ettiğini Fenerbahçe maçında söyleyebiliriz. İyi attığı bir performansı vardı. Yaptığı koşu önemli. Yaptığı koşu önemli. Ama çalışılmış. Sonuçta Maxi Gomez dediğin gibi Celta yıllarında İspanya'nın birkaç forvetinden biri olarak bilinen bir forvet. Dünya Kupası gördü. Neredeyse golünü de atıyordu. Ama şeydir yani oyuncunun kaliteli olması gittiği takıma ille de uyum sağlayacağı ya da bugün koyduğun yarın uyum sağlı tıkır tıkır işçi anlamına gelmez. Bunlar makine değiller. Bunlar insan. Bütün oyuncular. Zaman tanımak gerekiyor. Makul bir zamanı vardır ve Maxi Gomez makul bir zamanla henüz tanışmış değildir. Bir gol atmakla da baharı gelmez. Herhalde. Bundan sonra da en az çift hanelere ulaşırsa, öyle bir performans sergilerse kendi kalitesini de onaylamak anlamına gelecektir. Tamam Trabzonspor'da kalıcı olabilir. Buradan tekrar istediği, hayal ettiği bir lige tekrar dönebilir. Sonuçta Türkiye Ligi'nin herhalde hayal edilen bir lig olduğunu düşünmüyoruz. Avrupa'dan Celta Vigo'yu görmüş tabii. Bir adam için. Ama bir maçlık oyunlar yetmez. Kaliteli bir oyuncu mu? Tabii ki kaliteli bir oyuncu. Ama Trabzonspor için vazgeçilmez oyuncu bana göre. Kalede Uğurcan, ön tarafta da Bakasetas. O ikisi olacak. Diğerlerini tamamlarsın. Trezeguet kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Vakame'nin altında ön başlarda ezildi gibi oldu ama kendi türküsünü söylemekte ısrar etti ve çok güzel saz çalıp türkü söylüyor şu anda. Kendini oraya taşıdı. Ve Edin Visca şeye benziyor ya. Geçen sene Trabzonspor şampiyon olurken de son maçta Edin Visca kayıptı aslında. Ama Edin Visca mahalle maçlarında takım 3-0 mağluptur. Yeniliyorsun yukarıki mahalle sporu öyle olur ya. Aşağıki mahalle sporu, yukarıki mahalle spor. Edin abi geliyordur. Edin abi bir oyuna girer. Ağır abidir. Herkese bir özgüven gelir. Gene Edin abi bir şey yapmaz ama o özgüvenle maçı tabii, kazanırsın. Mesela Edin Visca varlığı o özgüveni yeter, veriyor. Durumu. Varlığı yetiyor. Karşıda da kara yumruk var. Bana göre Pirlo çok iyi top oynatıyor. Yani çok iyi işler yapmaya çalışıyor. Görüyorsun bunu. Tıpkı Fatih Tekke gibi sabah Cem de bahsetti bunlardan. Aynı şeyleri görüyor olmamızdan dolayı hoşnut oldum ben de. Fatih Tekke de İstanbulspor'la bir oyun oynatmaya çalışıyor. Başarılı oluyor olmuyor bilmiyoruz ama Galatasaray bir oyunu maçın var. İkinci yarısında bir oyunu başarılı var. Bir oyunu onu vardı. Sürekli oynamaya çalışıyor. Yani aslında bu futbolla futbolla ilgili kafa yorduğunu, kaygılandığını, bir şeyler yapmak istediğini gösteriyor. Yani renkler üzerinden bir tarif peşinde değiller. Ne Pirlo ne Fatih Tekke. Yani İlhan Hoca da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Saygı duyuyoruz. Ama yani Fatih'le Tekke'yle Pirlo birazcık daha kendilerini rahat hissediyoruz. Camiye baskısı falan çok fazla yok. Hoş Konyaspor'da da çok camiye baskısı olduğunu düşünmüyorum. Konya'da en çok tutulan birinci takım Konyaspor değil mesela. İstatistiklerden okuduğum için söylüyorum ama yine de kıyaslanmaz. Karagümrük altlarda son alt 4 takımın 3'ü İstanbul takımı, biri Karagümrük. Sürpriz ekstra bir puan kazanmanın peşinde. Bir moral, motivasyona, desteğe
dopinge ihtiyaçları var. Tabii ki Trabzonspor karşısında da bunu sağlamaya çalışacaklar ama Trabzonspor'un da olimpiyat stadında maç kaybetmeme gibi bir geleneği var. Tamam, bugünkü oyunda beraberlik bile Trabzonspor için kayıphanesine yazılabilir. Onu da herkes biliyor. Ama o sonuçta bu bir oyun. Bir defa hücuma çıkarsın, çarpar birinin bir tarafına, girer gol olur. Maçı kazanabilirsin. Kalecin bütün topları çıkarır. Viviano gibi, libero gibi oynayan çok da akıllı bir kalecileri var. Böyle maçları çok gördük zaten, evet, futbolda. Ama işte Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmiş olarak gelen bir Trabzonspor'un, yani kazayla yenmemiş, iyi oynayarak yenmiş bir Trabzonspor'un maçın favorisi olduğunu herhalde hepimiz söylüyoruzdur. Ama futbolu cazip kılan nedir? Favorilerinde kolayca yenilebilmesidir. O yüzden her sonuç olabilir. Her sonuç futbolun içinde var. Ama çok net ki Trabzonspor altılık seriye, işte benim tabirimle, hani altılık serinin ikinci maçını da kazanıp Trabzon öyle dönecek.